Merhaba dostlar. Zeytin çekirdeğinden tesbih yapmaya devam ediyoruz. Bunun için zeytinleri kuruttuk. Çeşitli ölçülerde çıkıyor zeytin ister istemez. Sabit bir ölçüsü yok. Bunun için ne kadar çok zeytin biriktirirseniz neticede birbirine benzerleri seçip tesbih yapmak, birbirine benzer habbelerle oluşan zeytin çekirdeklerinden tesbih yapmak çok daha güzel olur. Bunların hepsini biriktirip tesbih yaptığınızda birbirine benzer modeller oluşacaktır. Her tesbihte eşit ölçülere yakın, birbirine yakın ölçülerde habbeler tercih edin. Onun için şimdi bunları önce zımparalamaya başlıyoruz. Kendi yaptığımız ağaçtan matkap zımparamızı bir ağacı yuvarladık. Ortasına bir delik deldik ve bir civata somun uzattık. Sıktık onları ve üzerine de sert, kalın topraklı zımparamızı yapıştırdık. Böylece ekonomik olarak kâra geçmiş olduk. Şimdi zımparamızı alıyoruz, çalıştırıyoruz. Üç parmağımızın arasına tutarsak şu şekil daha güzel olur ve daha sağlam tutmuş oluruz. Gördüğünüz gibi orta nokta, yani ruşeyim noktası çıkmış oldu. Diğer tarafta bu ruşeyim noktası hemen çıkmaz. Diğer tarafı da zımparalıyoruz. Zımparaladıklarımızı bu tarafa atıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, şu ruşeyim tarafında fazla zımpara yapmamanız. Çünkü zımparayı ne kadar derine iletirseniz o zaman orta noktasına varacağınız için bura genişleyecek ve hiçbir işe yaramaz hale gelecek. Bu şeyin gözüktüğü zaman buranın zımparası yeter. Evet. Şimdi bu habbelerimizi delmeye sıra geldi. Bunun için matkap ucu tığ kullanabiliriz. Ama ben matkap tığ kullanmaktansa bir iğneyi ucunu böyle sivrilttim. Onu kullanmayı deneyeceğim. Derken bu daha kolay oluyor gibime geliyor. Bir bakalım. Şimdi bunu taktık. Yine dizimize aldık. Elimizin biri burada sağlamca duruyor. Bunu alıyoruz. Şimdi ruşeyim olan kısmı oraya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi bura delindi. Fakat şöyle bir şey olabilir. Zeytin çekirdekleri simetrik bir yapıya sahip olmadığı için, her tarafında farklı kalınlıklar olduğu için, diğer tarafı da ortalayıp delmekte fayda var. Şuradan delinmiş bir genişlikten göstereyim. Şimdi şunun orta noktasını buluyoruz. Bununki küçük, delindiği için gösteremedim. Bunun orta noktasını buluyoruz. Burayı da deliyoruz. Tam orta noktası işaretliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi orayı da deldik. Hatta habbe delimine, zeytin çekirdeğinden yapacağımız habbe delimine önce bu kuru sert tarafın, yani ruşeyim gözükmeyen tarafın ortalayıp delersek daha iyi olacağı kanaati değil. Burayı deldik. Evet. Ruşeyim tarafı da delindi. Arada bu kalın bir boşluk olduğu için şimdi yavaşça o ilk deldiğimiz yere doğru bunu yavaşça çeviriyoruz. Büyük bir ihtimalle o ilk deldiğimiz delikten dışarı çıkacak. Evet. Diğer tarafı delmemize bize kazandırdı. Böyle bir avantaj var. Şimdi bu şekil bunu delmiş olduk. Eğer istersek burada zımpara yapmaya devam edebiliriz. Ben bir ağaca böyle kalın topraklı bir zımpara yapıştırdım. Bir de ince yapraklı var. İnce topraklı var. Şimdi buradan zımpara da yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil çıkıyor.
İsterseniz zımparaya daha da devam edebilirsiniz. Simetriye yakın bir şekil oluşturmak için zımparaya da daha devam edebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir kaybınız olur. Zeytinin doğal yapısı bozulur. Pürsüz bir hale gelir. Çıplak bir hale gelir. Böyle isterseniz böyle devam edersiniz. Yok istemezseniz olduğu gibi bırakırsınız. Bu şekil delinmiş olur. Sonra bunu parlatır, polisajını yapar. Tespih olarak dizersiniz. Şimdi ben her iki halde de yapacağım. Bütün bu çekirdekleri bu hale getireceğim. Ve bir kısmını da, bu da bir zeytin çekirdeği. Bunu zımparasını fazla yaptım. Pürüzsüz hale getirdim. Bir kısmını böyle yapacağım. Bir kısmını da zeytinin doğal çizgileri muhafaza edilmiş olarak yapacağım. Kalan bütün zeytin çekirdeklerimin habbesini bu şekilde yapmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi delme işlemi de bitti. Şimdi sıra geldi tespihçilikte polisaj denilen parlatma işlemine. Zeytin çekirdekleri için söylüyorum. Zeytin tanesinden, çekirdeğinin tanesinden habbe yapacaksanız iki türlü polisaj yapabilirsiniz. Bir, doğal yapısını koruyan şu şekil olanları fazla zımpara yapmadan zeytinyağına deldikten sonra zeytinyağına kısa bir müddet yatırıp sonra kurulayarak polisaj keçesiyle parlatma işlemi yapabilirsiniz. Ya da daha fazla tıraşlayarak şunun gibi, bunu da yeterli değil, biraz daha tıraşlayacağım. Tıraşladıktan sonra iyice istediğiniz kıvama gelince parlatma verniğiyle yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde size polisaj denilen parlatma, vernikleme işlemini göstereceğim. Evet, geldik. Zeytin çekirdeklerinden yaptığımız habbeleri verniklemeye, parlatma aşamasına, yani tespihçilikte polisaj dedikleri aşamaya geldik. Bunun için size bir yöntem göstereceğim. Zeytin çekirdeklerini zeytinyağının içine atarak onun güzel bir görüntü oluşturmasını sağlamayı düşünüyorum. Zeytin çekirdeklerimizden yaptığımız habbeleri zeytinyağımızın içine atıyorum. Ve biraz karıştırıyorum. Bir müddet böyle bekleteceğim. Tespihlerimizi yağda beklettik. Şimdi süzme zamanı. Kolay süzelim diye böyle bir yol deneyebilirsiniz. O süzülürken zeytin çekirdeklerinden yaptığım habbeden biraz daha fazla tıraş ederek, zımpara yaparak böyle bir sonuç aldım. Bunları da yağladım. Bu süzüldükten sonra bunu da süzeceğim. Daha sonra hem bundan hem de diğerinden iki farklı tesbih dizeceğim. Yani sıra geldi tesbih dizimine. Zeytin çekirdeklerinden yaptığımız habbeyi zeytine yatırmıştık. Zeytinden aldık. Kuruladık.
tesbih dizimine geçebiliriz. Onun için önce bir iğnemiz olsun. Zira habbelerin içi zeytinle dolduğu için ip rahat geçmiyor. Bundan dolayı böyle bir iğne olursa hemen ayıklarız içini. Yolunu açarız. Onun için böyle bir iğnemiz hazır olsun. Bize gerekiyor şimdi ip. Normal tesbihler için elimizde hazır ip olmadığını varsayıyorum. Çünkü evlerde hazır tesbih ipleri olmayabilir. Bundan dolayı her evde olacak bu tür bir ipi aldım. Bunu en az 4 kat, 6 kat yapacağız. Eğer çoluğunuz, çocuğunuz varsa işiniz daha kolay. Çünkü bir ucundan biri tutacak, diğerinden başka biri veya siz tutacaksınız. Ama kimsenizin olmadığını varsayarak ben işlemimi yapacağım. Bunun için tesbih boyundan 4 kat olarak göstereceğim ben. Siz deldiğiniz habbenin deliğine göre bunu katını artırabilir. Farklı ölçülerde yapabilirsiniz. Ben şimdi şu tesbihin aynısı varsayarak şunu bir tane kabul ediyorum ve bundan 4 tane uzunlukta, 4 kat uzunlukta bir ip keseceğim. Ve şu 4 oldu. Ben biraz daha uzun alacağım ki kıvrılma payları falan olacaktır. İpin küçük olmasından da büyük olması daha iyidir tercih edeceğim. Buradan kestim. Şimdi ipi sararken kimsemiz olmadığını varsayıyorum. Bundan dolayı da size yardımcı olmak için şöyle bir öneride bulunuyorum. Benim karşıya koyacağım bir makasım var. Orada yuvası var. Onun için bu makasa bunun bir ucunu bağlıyorum. Parmağım yara olduğu için kolay bağlayamıyorum. Evet. Bu şeyi sağlamca bağladım. Şimdi bunu karşıya koydum. İpimizi hazırladık. Biraz uzağa gidiyorum. Gitmeden evvel nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Ucundan tutuyoruz. İleriye doğru kıvırıyoruz. Bu şekil kıvıracağız. Kıvırma işleminden sonra katlayacağız. Önce kıvırma işlemi için ben ileri doğru gidiyorum. Kıvırma işleminin olup olmadığını anlamak için şöyle bıraktığımızda bakın katlanıyor gördüğünüz gibi. Az daha yaptığımız zaman olacak demektir. Kontrollü bir şekilde yaklaşıyorum. Makasımın burasından gördüğünüz gibi tuttum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ipim iki kat oluverdi. Şimdi bunu 4 kata çıkartacağım. Onun için biraz evvel yaptığım işlemi buna da yapacağım. Ve bu iki kat olan ipimi buraya bağlayacağım.
sefer şu tarafa bağlayayım da orada iple karışmasın. Gene bunu aynı yerine koyuyorum. Şimdi tekrar sarmaya devam ediyorum. Hem sol parmağımdan hem sağ parmağımdan sarınca daha hızlı oluyor. Böyle yuvarlıyorum. Daha hızlı oluyor. Evet. Yeteceğini düşünüyorum. İki ucu yine birleştiriyorum. İpimi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi dört kat ipim hazır oldu. Diğer tarafını da bırakıyorum. İpim hazır. Ben ipimi daha iyi kontrol edebilmek için elimde bal mumum var. Onunla mumlayacağım. Böylece hem kolay hareket edecek hem de ipin ömrü artmış olacak. Gördüğünüz gibi ipim hazır. Şimdi tesbihleri dizebilirim. Birbirine yakın habbeleri alıp diziyoruz. Dizmeden evvel de iğne yardımıyla içini kontrol ediyoruz. Tesbihimizi oluşturacak habbeleri ipimize dizdik. Sıra geldi imameye. İmameyi de zeytin çekirdeklerinden yaptığımız habbelerle yapacağız. İpimiz bu sefer 8 kat olacağı için imameyeleri takarken yanımıza şöyle bir sigorta teli alalım ve içinden bir ufak parça çıkartalım. Onu da şu şekilde yapalım. Parmağımızın arasına da alabiliriz. Veya şöyle bir boşluk bırakır. Şu şekilde döndürürüz. Bundan istifade ederek çıkartmaya çalışacağız. Eğer bir zorluk çekersek. Bunu da her ihtimale karşı yanımıza aldık, koyduk. Şimdi imamemizi takmak için bir tarafını hafiften aşağıya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Biri yukarıda, biri aşağıda olsun ki bunu bal mumuna ben sürüyorum şöyle bir ve yuvarlıyorum şöyle. Ve tekrar bal mumuna sürüp yapıştırmaya birbirlerine o şekilde çalışacağım. Şimdi deniyoruz. Dediğim gibi zeytinyağıyla yağladığımız için içinde bir kalıntılar olabilir. Onun için iğne yardımıyla onu ayıklıyoruz. Şimdi imamemize oluşturmak için ipimizi sokuyoruz. Ve gördüğünüz gibi rahatlıkla geçirdik. Eğer ipi geçirmekte zorlansaydık bu yaptığımız telden faydalanacaktık. Ona işin düşmemesi iyi bir durum. Bunda zorlandık. Habbeler açtıkları deliği geniş açmak niyetindeler. Fakat ben geniş açmayı tavsiye etmiyorum. Şimdi telimizi takıyoruz. Bunu buraya kadar çektik. Habbeden geçirdik. Şimdi habbenin ucuna şunu şöyle koyuyoruz. Az bir şey kalacak şekilde. Gerdiriyoruz. Şimdi pense yardımıyla bu şekilde rahatlıkla bütün habbelerimizi takacağız. Bu alete benzer şeyi habbeden geçiriyorsunuz.
Abi benim içimde ruşeyim kaldığından oluyor bütün bunlar. Ruşeyim kurumamış olduğu için yayılabiliyor. Evet. Buradan hemen geçirdik. Şimdi şunu biraz açıyorum. Çeperini, çapını genişletiyorum ki ipi oradan koyabileyim. İpimizi hafiften geçiriyoruz. Çok hafiften. Geçirdik. Bunu hafiften gerdirdik. Buradaki bıraktığımız parça uzun olursa kolayca geçiremeyebiliriz. Bunu mümkün olursa kısa yapalım. Ben biraz uzun bıraktım denemek için. Evet. Bunu da geçirdik. Ve o parçayı çıkartmadan telimizden ipimizi çıkartmadan diğer habbemizi de yapıp işi bitirelim. Gördüğünüz gibi bu ufacık bir tel işimizi kolaylaştırdı. Tespihimiz hazır. Şimdi nasıl çekeceksek tespihimiz hazır. Şimdi tekli mi çekeceğiz, çiftli mi çekeceğiz ona karar verip ipimizin ayarını yapacağız. Çiftli çekeceksek iki habbe boyu boşluk bırakacağız ipte. Tekli çekeceksek bir habbe boyu boşluk bırakacağız. Yani şuradan şu kadarcık bir boşluk tekli çekmek için uygundur. Şimdi bunu bağlayacağız. Şimdi isterseniz böyle tekli düğüm atabilirsiniz. İsterseniz çiftli düğüm atabilirsiniz. Ben tekli düğüm atmayı bu an için uygun buluyorum. Çünkü son noktaya kadar rahatlıkla götürebilirsiniz. Evet. Tek düğüm attım. Orayı bağladım. Şimdi ikincisini atıyorum. Evet. Oldu. Tespihimiz kullanımı hazır. Buradaki imamemin ucundaki parçayı kesip yakacağız. Eğer düğüm gizleyeniniz varsa onu da koyarsanız çok daha güzel olur. Yoksa bu şekilde de iktifa edebilirsiniz ya da başka süs olacak malzemeler kullanabilirsiniz. Şimdi de zeytin çekirdeğinden yaptığımız tespihimiz hazır. Siz de yaptığınızsa güle güle kullanın. Eşinize, dostunuza hediye verebilirsiniz. Şimdi zeytin çekirdeğinden yaptığımız tespihimiz hazır. Siz de yaptığınızsa güle güle kullanın. Eşinize, dostunuza hediye verebilirsiniz.